vatanı böldürmeyiz, ameliyat yaptırmayız diyen kendisidir. 90 yıldır bu halkın dili inkar ediliyor. 90 yıldır kimliği inkar ediliyor. Şimdi inkarı bitirdik diyorsan ben soruyorum. Okullarda tek bir Kürtçe harf konuşmak bile yasak ya. Bu mudur kardeşlik? Bu mudur eşitlik? İki kardeş eşit olursa oradan ancak huzur çıkar. Biz önce eşit olalım, kardeşlik sonra kolaydır. Sen kardeş deyip bizi pış pışla 90 yıl daha böyle uyutarak götür. Var mı öyle? Olmayacak. Önce eşitlik, kardeşlik sonra. Kardeşlik kolaydır. Zaten partimizin düşüncesi kardeşlik üzerine inşa edilmiş. İnanmayan varsa gelsin buralarda gezsinler. Ben buradan Fethiye'deki, Urla'daki, Aksaray'dakilere sesleniyorum. O saldıran küçük gruplara, ben Aksaray halkını, Fethiye halkını, Urla halkını, Edirne halkını asla kastetmiyorum. Başımızın tacı kardeşlerimizdir. Ortak vatanda inşallah sonsuza kadar birlikte yaşayacağız. Senin bak Fethiye kaymakamın, Fethiye belediye başkanı, Fethiye emniyet müdürü partinin tabelasını indiriyor. Eğer demokrasiye şu kadar inanıyorsan Sayın Başbakan, bir gün onlar orada kalamaz. Görevden alman lazım. Fizana sür demiyoruz ama orada görevde kalmaları senin ikiyüzlülüğünü gösterir. O tabela bir gün oraya asılacak. Hem de bayram havasıyla asılacak, kardeşlik havasıyla asılacak. Bundan da kimsenin kuşkusu, kimsenin şüphesi olmasın. Siz asla provokasyonlara gelmeyin. Asla bunların...